Evet sevgili izleyicilerimiz, takdir edersiniz ki gündemimiz çok yoğun. Zaman zaman canlı bağlantılarla canlı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada da safra kesesi taşlarından bahsedeceğiz tabii ki. Evet, çoğu zaman ilerledikten sonra şiddetli ağrılarla baş gösteriyor demiştik. Safra kesesi taşlarından nasıl korunacağız? Eğer oluşursa nasıl tedavisi gerçekleşiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve merak ettiğimiz soruları kime soracağız? Ne çok değerli uzman bir konuğumuz var stüdyomuzda. Hemen kendisini sizlerle tanıştırmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Ertem bizlerle. Sayın Ertem, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün pek çok soruyu yanıtlayacağız birlikte. Ama onun öncesinde yaygın bir sorun olduğunu söyledik. Eminim ekran başında şu anda bize soru sormak isteyen, rahatsızlıklarıyla ilgili sizden bilgi almak isteyen sevgili izleyicilerimiz olabilir. O yüzden sohbeti koyulaştırmadan hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım ki İzleyicilerimiz bizlere rahatlıkla ulaşabilsinler. 0212 alan koduyla 259 70 90 ve 91 sağlıklı günlerin telefon numaraları sevgili izleyicilerimiz. Bir de elektronik posta adresimiz var. Dilerseniz sorularınızı bize bilgisayar ortamında da ulaştırabilirsiniz. Canlı yayında olduğumuzu bir kere daha hatırlatalım. Eğer bunların hiçbirini yapamam, benim cep telefonum var diyorsanız bize soru göndermenin bir yolu daha var sevgili izleyicilerimiz. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne sağlık yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Sorunuzu yazıyorsunuz ve 56 çift sıfıra SMS olarak gönderiyorsunuz. Sorular benim bilgisayarıma düşecek. Ben de vakit el verdiğince sorularınızı Sayın Ertem'le paylaşmaya çalışacağım. Evet, dilerseniz öncelikle safra kesesinin nerede bulunduğuna ve nasıl bir işlevle görev yaptığına değinelim isterseniz. Tabii. Şimdi karaciğerin hemen altında yer alan bir organ. Karaciğerinde büyük bir kısmı sağ tarafımızda yer alıyor. Sağ karnımızın sağ üst tarafında yer alıyor. Dolayısıyla safra kesesi de hemen bunun altında. Bir armut şeklinde düşünebiliriz. Bir sapı var. Bu saplı da bir ağacın gövdesine tutunuyor şeklinde tarif edebiliriz çok basit olarak. Bir ana safra yollarına ilişkisi söz konusu bu sap vasıtasıyla. Ama karaciğer sağ alt, karaciğerin sağ altında yer alan bir organ. Evet, ne tür işlevleri var safra kesesinin? Sindirime tabii ki yardımcı oluyor. Bir takım safralar karaciğer tarafından yapılıyor. Bu safralar sürekli yapım halinde. 12 parmak bağırsağına dökülüyor yapılan safra. Yağ emiliminde önemli rol oynuyor. Gıdalar, yağlı gıdaların özellikle emilmesini sağlıyor bağırsaklardan bu safra. Safra kesesi de burada rezervuar ya da bir depo görevi görüyor. Sürekli yapılan safra safra kesesi içerisinde birikiyor. Yoğun bir yemekten sonra bu safra kesesi kasılarak gerekli ihtiyaç yediğiniz gıdanın miktarına bağlı olarak tabii safrayı 12 parmak bağırsağına boşaltıyor. Yani bir rezervuar, bir depo görevi görüyor safra kesesi. Peki safra kesesi taşları nasıl, ne şekilde oluşuyor Sayın Ertem? Şimdi tabii bunda birçok faktörler söz konusu. Safra dediğim gibi enzimler, karaciğer tarafından yapılan enzimlerin konsantrasyonları var. Bu şöyle düşünülebilir. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela bir şekerli su hazırlıyorsunuz. İçerisine suyun çok fazla şeker koyarsanız bu şeker artık su tarafından eritilemeyecek ve bardağın dibine çökecektir. Bu şekilde de karaciğer tarafından salgılanan bu enzimlerin fazlası salgılandığı takdirde bu çöküntüler meydana gelecektir ve bu çöküntüler bir süre sonra taşa dönüşecektir. Peki bir de safra kesesi kumu var zannediyorum ki bu nasıl bir şey? Bu da söylediğim gibi gene bu çökelti ilk önce tabii kum şeklinde başlıyor. Daha sonra bu çöken kristaller birbirlerinin üzerine yapışarak taşlaşmaya başlıyor. Yani başlangıçta bir kum söz konusu. Kum veya çamur şeklinde olabiliyor. Eğer organizma bu çamuru ya da safra kesesi bu çamuru veya kumu atamazsa bu yığıntı, çamur yığını üst üste binerek bir süre sonra taşlaşmaya başlıyor. Peki bu taşların boyları, renkleri değişiklik gösteriyor mu? Tabii salgılanan bu enzimlerin pigmentleri, boya faktörleri etken oluyor. Tabii içerisinde bulunan elementler, mineraller de söz konusu. Bu mineraller ve pigmentlere göre taşların renkleri değişebiliyor, cinsleri değişebiliyor. Mesela bir kolesterol taşı işte sarı, parlak sarı renktedir. Bir pigment taşı kahverengiden siyah kadar değişebilen
bir yapıdadır. Yine bu taşların sertlikleri ve işte elde dağılması, kum şekline gelmesi de söz konusu. Bazıları da çok sert. İçerisinde pigment ve kalsiyum kristalleri de içerenler bazen oldukça sert, taş sertliğinde gerçek taşlar olabiliyorlar. Büyüklükleri de farklı oluyor. Çok büyük olabiliyor mu safra kesesi taşları? Tabii bir safra kesesinin tamamını kaplayan bir taş. O yaklaşık 50 mililitre. Şöyle diyebilirim, bir su bardağının 1/3 hacimdeki bir safra kesesinin tamamı taş olan olgular da var. Ama içerisinde yüzlerce taş olan safra keseleri de var. Yani büyüklükler çok çeşitli boyutlarda olabiliyor. Ama taşın renkleri ve genel yapısı neden kaynaklandığına dair size bir ipucu verebiliyor, değil mi? Tabii bunlar bize ipucu veriyorlar. Fakat sonuç çok değişmiyor. Belki biraz sonra sorunuz içerisinde tedaviler yer alacak. Sonuç çok değişmiyor. Ama hastanın gıda alımıyla ilgili bir takım şeyleri düzeltme şansı bulabiliyoruz. Bunların yapısıyla ilgili olarak. Taşlar birdenbire oluşabilir mi? Yoksa uzun bir süreç mi geçmesi gerekir? Kişiden kişiye göre de değişir herhalde, değil yani mi? Yani şöyle söyleyeyim size. Bir taşın, bir santimetrelik bir taşın birden oluşmasını bekleyemezsiniz. Bu bir süreç. Çünkü kristaller üst üste yığılarak bu taşı meydana getiriyorlar. Bu da yani bir santimetrelik bir taşın 2 yıl, 1 yıl gibi bir süreçte gelişmesi lazım. Birdenbire bir taş beklenemez ama çok küçük boyutlardaki milimetrik taşlar belki kısa sürede gelişebilir. Mesela aşırı kilolu birisinin çok süratle kilo vermesi durumunda böyle milimetrik taşlar ani gelişebilir. Tam da onu soracaktım. Yani safra kesesi taşlarına en sık kimlerde rastlıyorsunuz? Hani belirleyici rol oynadığını düşündüğünüz faktörler var mı? Tabii var. Mesela kimlerde görülüyor ya da ne kadar toplumda görülüyor? Oldukça zor bir soru bu, cevap vermek insidensine. Ama şu var, hastaneye müracaat etmiş gözlemler ve kişileri göz önüne aldığınız takdirde mesela kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Şişmanlarda yine daha fazla görülüyor. Veya çok doğurmuş olan kadınlarda, doğum yapmış olan kadınlarda daha fazla görülüyor. Mesela sarışınlarda daha fazla görülüyor gibi faktörler var. Ama kadınlar daha çok ön planda. Evet. Peki hocam, taş olur olmaz sıkıntı vermeye hemen başlıyor mu? Yoksa yol açtığı sıkıntılar belli bir süreden sonra mı ortaya çıkıyor? Şimdi tabii bunun arasında bir ilişki yok. Yani taş milimetrik boyutta da olabilir ki küçük taşlar daha tehlikelidir. Onu da söyleyeceğim size. Büyük taşlar ise yani taşın büyüklüğüyle bir hastalığın ilişkisi söz konusu değil. Yani bir taş tanısı koyduktan sonra burada olabilecek şikayetlerin başlangıcı ne zaman olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. Ben özellikle bazı hastalarımız bu tesadüfen taş safra kesesine taş tanısı konuyor bir tetkik esnasında. Sizin safra kesenizde taş var deniyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Yani buradan bu anda şunu öğrendiniz. Bu kapıdan çıktıktan sonra olabilecek şeyler bunlardır. Bu hadiseler başlayabilir diyorum. Bazen de dediğim gibi yani bunun kimlerde olduğunu bilmediğimiz için İnsidansını tam bilmiyoruz. Bazı insanlar da bir taşla beraber ömürlerini tamamlayabiliyorlar. Bunu bilemiyoruz. 56.0'a mesaj gönderen bir seyircimizin sorusunu paylaşmak istiyorum. Ben 4 yıl önce ameliyatla kesemi aldırdım. 22 yaşındayım, 76 kiloyum. Ameliyattan sonra tam 20 kilo aldım. Nasıl beslenmem gerekiyor? Şimdiden teşekkürler. Gerçekten safra kesesi alındıktan sonra kilo problemleriyle karşılaşıyor mu insanlar? Hayır, bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Safra kesesi tabi hastanın gıda beslenmesi bu dönemde artmış olur. Başka nedenler söz konusu olabilir. Birçok insanda safra kesesi oldukça sık yapılan bir iş. Dolayısıyla çevremizde birçok insan var. Yani bu insanların hepsinin kilo almış olması mümkün değil. Bu hastamız için söyleyebileceğim belki bir diyet uzmanı ile beraber bu problemini çözme yolu olacaktır. Evet. Birazdan yeni tedavi seçeneklerine geleceğiz. Onun öncesinde safra kesesi taşları nasıl belirtiler veriyor? Bunları da deneyeceğiz ama seyircilerimizin de size soruları varmış. Bakalım neler sormuşlar, hemen yanıtlayalım. Uzman doktora sormak istiyorum. Safra kesesi hastalığı için hangi uzman doktora başvurmak lazım?
safra kesesi ağrısı için iyi midir? Uzman doktora sormak istiyoruz. Safra kesemizde taş olduğunu nasıl anlarız? Sayın Ertem, işte seyircilerimizin soruları az önce ekrana geldi. Dilerseniz baştan başlayalım. Safra kesesi hastalığı için hangi uzmana başvurmamız gerekiyor? Tabii önemli bir soru bu. Ülkemizde birçok insan nereye başvuracağını bilemiyor daha doğrusu. Tabii ki safra kesesi bir gastroenteroloji uzmanları ve genel cerrahlar tarafından görülmesi gereken hastalıklar grubunda. Onun için seçecekleri doktorlar bu yönde olması lazım. Her ikisi de buna cevap verecektir. Ama tabii ki operasyon gerektiği zaman bu işi cerrah halledecektir. Hı hı. Yine çok fazla merak edilen bir şey, ağrıları dindirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz zaman zaman ama sıcak su safra kesesi ağrıları için iyi midir? Çok yanlış. Kesinlikle böyle bir şey yapılmaması lazım. Bir defa bir hastalığın ne olursa olsun termoforlar var. Sıcak su koyuyorlar ve karın ağrılarında bunu koyuyorlar. Halbuki bu çok yanlış bir şey. Eğer bir doktor hastalığın tanısını koymamışsa böyle afaki bilgilerle böyle uygulamalar çok büyük sorunlar meydana getirebilir. Mesela safra kesesi hastalığı için konuşacak olursak bir enfeksiyon söz konusu ise bu da hadisenin ve komplikasyonların gelişmesini hızlandıracaktır. Kesinlikle tanısı hastalığı konulduktan sonra bir takım uygulamalar, tıbbi uygulamalar seçilmelidir. Sıcak su uygulaması her türlü karın ağrısında bile kesinlikle uygulanmamalı. Bir hekimin bu tanıyı koyduktan sonra onun tavsiyesi yönünde yapılmalıdır. Evet. Üçüncü seyircimiz de safra kesemizde taş olduğunu nasıl anlarız demiş. Genelde programın başında da ifade ettik. Çok sonra belirti verebiliyor. Genelde şiddetli bir ağrıyla karşı karşıya kalabiliyor safra kesesinde taş olan kişiler. Ama herkeste de ağrı olacak diye bir kaide var mı? Nasıl anlayacağız safra kesemizde taş olup olmadığını? Evet, şimdi tabii sindirim sistemiyle ilgili direkt bir organ safra kesesi. Dolayısıyla ilk yansıyacağı şeyler sindirim sisteminin bozukluklar olacaktır. Bunlara dispepsi denir. Bu da hazımsızlık, işte yemekleri iyi sindirememem, ağzına ekşi acı tatlar gelmesi gibi bulgular meydana getirecektir. Hatta halk arasında bir deyiş vardır ve çok da yanlış değildir. Dilim paslı derler. Bunlar genellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarının bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu tür hastalarda ve de tabii ki karın ağrıları da tarif ediyor. Özellikle yemeklerden sonra bir karın ağrısı tarif ediyorsa bu tür hastalarda tabii ki safra kesesini ilk önce düşünmek gerekiyor. Bunun için de bir takım görüntüleme yöntemleri ve tanı yöntemleri var. Evet. Birazdan buna değineceğiz ama onun öncesi taş oluştuktan sonra safra yolunu tıkıyor mu? Her taş bunu yapabiliyor mu? Her taş belirli bir süre sonra bunları yapma olasılığı yüksek. Örneğin biraz önce söylediğim gibi küçük taşlar daha çok problemler. Çünkü bunlar ana safra yollarına düşme, yani o saptan, armutun sapından geçerek ana safra yollarına düşme ihtimali yüksek olan taşlar. Ana safra yollarına düştükten sonra çok önemli bir organı etkileyebilirler ki bu da pankreas denen bir organ. Pankreatit öldürücü boyutlara gelen bir hastalıktır. Dolayısıyla buna öyle küçük taşlar bu riskleri taşırlar ve küçük taşlı olan hastalara biz daha çabuk bir cerrahi müdahale yapmalarını, bir an önce bu operasyonu geçirmelerini tavsiye ederiz. Çünkü bunun komplikasyonları çok ciddidir. Fakat boyundan geçemeyecek büyüklükte, saptan geçemeyecek büyüklükte taşlar ise daha çok ağrılarla seyrederler. Ama gittikçe safra kesesi duvarında yaptıkları hasar sonucu bunlarda da işte kesenin delinmesi, perfore olması, patlaması, veya apse yapması, etrafında apse yapması veya çokça bir boyutlarda karaciğerle apse oluşturması gibi ciddi komplikasyonları meydana getirebilirler. Tam da bu noktada bir soru var. Ankara'dan Ruhsar Hanım aramış bizi telefonla. 4 kere pankreas sis geçirdim. 4 günden sonra taş oldu ve safra kesem alındı. Pankreasım tekrarlar mı diye bir soru sormuş. Evet. Pankreatit hastalığı, pankreas bezinin iltihabı hastalığı bu. Evet. Dediğim gibi çeşitli boyutlarda hafiften öldürücü boyutlara kadar giden bir hastalık. Büyük bir etkeni hastalığın
safra yollarındaki taşlardır. Hı hı. Bu taşlar etkendir. Yani safra kesesinden düşmüş taşlar bunu provoke ederler ve bu hastalığı başlatırlar. Bir de çok alkol alanlarda görülür. Ama bizim ülkemizde alkol alımı o kadar yüksek olmadığı için daha çok taşa bağlı olarak bu hastalık görülüyor. Etken safra kesesi olduğu için safra kesesi ameliyatı olduktan sonra bu etken ortadan kalktığı için bir daha böyle bir pankreatit atağının beklenmemesi doğru olacaktır. Evet, eğer bir taş safra kesesi yolunu tıkarsa bu ağrı dışında pankreas problemlerine yol açabiliyor değil mi? Tabii, yani ikisi safra ana safra yollarıyla pankreas bezinin safra yolları, pankreas bezinin salgı yolları beraber ortak kanalla 12 parmak bağırsağına açılırlar, birleşerek açılırlar. Dolayısıyla her iki hadisenin birbirini etkilemesi söz konusu, taşlar pankreatit yapabilir, sarılık meydana getirebilir. Başka hangi ciddi sorunlara yol açabilir? Tabii dediğim gibi bu öldürücü boyutlara kadar gidebilen bir hastalık. Bazen basit gibi gözüküyorsa sadece ağrı değil etken, hastalığın ilerlemesi, bu bazı yemeklerden sonra işte atakların olması, bu atakların sayılarının fazlalaşması, ağrı ataklarının safra kesesinde hasarlar meydana getiriyor. Mesela taş bir bası oluşturarak, taş kendisi çevre organlara zarar verebiliyor. Karaciğerde apseler yapabiliyor. Peritonit denen ciddi karın zarı iltihabına neden oluyor sonuç olarak. Tabii septik şok denen iltihabı, karnın çok ciddi iltihabı hastalıklarına kadar gidebiliyor bu. Evet. Peki size işte yemekten sonra ağırlık, karın ağrısı gibi şikayetlerle size başvuran insanlara teşhisi nasıl koyuyorsunuz ki biraz önce görüntüleme yöntemlerinden bahsettiniz. Herhalde en büyük yardımcınız bu noktada onlar oluyor değil mi? Tabii. Şimdi safra kesesi hastalığı o kadar enteresandır ki bazı insanlar enfarktüs geçiriyorum diye hastaneye gelirler. O derece kalp şikayetlerini çok taklit ederler. Özellikle akut kolesititler. Yani akut gelişen, ani gelişen ağrılar bunu taklit ederler. Hastalarda kalp incelemeleri yapılır ama bunun safra kesesinden olduğu sanılır. Bunun çok tam tersini düşünecek olursanız gerçekten çok ciddi boyutlara gelebilir. Hı hı. Safra kesesinde taş vardır. Senin taştan dolayı bu ağrıların vardır denir. Aslında gerçekten enfarktüs geçiriyordur. Bu da çok ciddi tabii ölümle sonuçlanan hadiseler. Tabii ki bu dediğim gibi dispeptik şikayetleri olan, böyle yemeklerden sonra ağrı tarif eden insanlarda acaba safra kesesinde bir hadise var mıdır? Bunu araştırmak için yapılacak en basit görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ultrasonografi bugün %100'e yakın değerde safra kesesinin içerisindeki taşları bize gösterirler. Çok özel durumlar hariç. Evet. İlk yapılması gereken budur. Daha sonra daha komplike görüntüleme yöntemleriyle taşın araştırılması yapılabilir. Hı-hı. Ama ilk yapılacak iş ultrasonografidir. Hı-hı. Peki ultrasonografi nasıl yapılıyor söz konusu safra kesesi taşları olduğunda? Merak eden izleyicilerimiz için hemen ekrana getirelim. Ondan sonra daha sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ultrason artık pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan rutin bir görüntüleme yöntemi sevgili izleyicilerimiz. Ultrason aynı zamanda safra kesesi taşlarını da çok kısa bir süre içinde kesin olarak teşhis edebiliyor. Biz de bugün safra kesesi taşları için ultrasonun nasıl yapıldığını sizler için görüntülemeye geldik ve yanımızda radyoloji uzmanı Doktor Koray Taşmalı var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ultrasonla safra kesesinin tamamını ve içindeki taşları görüntülemek mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Safra kesesi patolojileri ve safra yolları patolojileri bizim günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız problemlerdendir. Ve ultrasonografi incelemesi bu patolojilerin tespitinde ilk tercih ettiğimiz yöntemdir. Yaparken görebilir miyiz? Aynı zamanda da yine merak ettiklerimizi sormaya Tabii devam ki. Edelim. İncelemeyi çok rahat bir şekilde hastanın 18-12 saatlik bir açlık süresinden sonra rahatça yapabiliriz. Herhangi bir radyasyon tehlikesi var mıdır ultrasonda? Hayır, hiçbir şekilde radyasyon yoktur. Ultrasonografi tetkiki ses dalgaları kullanılarak yapılan bir incelemedir. Şimdi yana doğru dönebilir miyiz lütfen? Sol yanınıza doğru. Çok derin bir nefes alıp içimize tutalım.
görüyorsunuz ekranda? Şu an safra kesesini ve safra kesesi içerisinde yer alan bir taşı görüntülemekteyiz. Hastamızın bir süredir var olan ağrı şikayetleri nedeniyle iç hastalıkları servisine başvurduğunu biliyoruz ve oradan buraya yönlendirilmiş hastamız ve yaptığımız incelemede safra kesesi lümeninde küçük bir taş görüntüledik. Ve bu çok sık karşılaştığımız problemlerden biridir. Ki çoğu hastada herhangi bir bulgu olmamasına rağmen rahat nefes alabilirsiniz, lütfen dinlenin. Herhangi bir bulgu vermemesine rağmen farklı nedenlerle karına yönelik yapılan ultrasonografi incelemelerini de tespit etmekteyiz. Ve boyutlarına göre, hastada şikayetlerine göre daha sonra cerrahi müdahale gerekebilir ya da takibi yapılabilir bu taşların. Evet, bunun kararını sonuçta ultrason yaptıktan sonra veriyorsunuz. Tabii ultrasonografi tetkikinden sonra çıkan sonuca göre cerrahi uzmanları tarafından ve iç hastalıklarıyla da yapılan konsültasyonlar sonucunda ne yapılacağını arkadaşlarımız karar vermektedir. Evet, gördük ki gayet kolay bir işlem. Hasta için herhangi bir sıkıntı içermiyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun vaktinizi ayırdığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz, ultrasonla da safra kesesi taşlarının görülebildiğini hep birlikte gördük. Şimdilik buradan bu kadar ama program devam ediyor. Bakalım stüdyomuzda neler oluyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, Profesör Doktor Metin Ertem'le safra kesesi taşlarını konuşmaya devam ediyoruz. Çok fazla SMS sorusu var. Hemen birkaç tanesini paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Ben Konya'dan Bahattin. Hepinize merhaba. Safra kesesi taşları mide ağrısı ve bulantı yapar mı diye sormuş. Yapabilir. Bu birbirine yansıyan hastalıklardır. Özellikle ayırıcı tanıda hangi hastalıklardan acaba bu şikayetler diye. Mesela diyodenal ülserler, 12 parmak bağırsağı ülserleri iki hastalığı birbirine karıştırabilir. Onun için de bunlar yapabilir diyorum. Evet, hocam özür diliyorum. Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapacakmış. Hemen ona bir bağlanalım. Ondan sonra da devam edeceğiz sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerimiz, yayınımız devam ediyor. Canlı bağlantılarla gündemi takip ediyoruz bir yandan da. Hocam çok fazla SMS sorusu var. Safra taşları ile ilgili. Daha çok insanlar çeşitli boyutlarda taşları olduğunu söylüyorlar. Bunları muhakkak aldırmalı mıyız diye soruyorlar. Bu noktada zaten tedaviye gelmiştik. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Her zaman cerrahi mi olması gerekir tedavinin? Eğer hasta şikayetlerle hastaneye müracaat etmiş ve de tanısı konulmuş safra kesesi taşı var ise olsa ameliyat etmek lazım. Ameliyatla safra kesesi, taşlar değil sadece, safra kesenin tamamının alınması gerekiyor. Bu yöntemde günümüzde zamanımızda daraldığını biliyorum. Evet, onun için evet. Hızlanıyorum. Laparoskopik yöntemle, yani işte kansız, halka arasında kansız yöntem ya da bıçaksız yöntem ya da lazerle cerrahi denilen yöntemle safra kesesini alıyoruz. Bu süreç yaklaşık yarım saat ile bir saatlik bir süreç alan ameliyat. Hastalar bir gün hastanede kalıyorlar. Ameliyattan 4 saat sonra yer içer duruma geliyorlar. Ve de evlerine, günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Oldukça kısa bir süreç ve de oldukça da başarılı bir yöntem. Size çok teşekkür ediyoruz. Biraz yarım kaldık ama inşallah en kısa zamanda konunun tekrarını ve devamını diliyorum. Çok teşekkürler vaktinizi ayırıp geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten hassas bir günde bu konuşmaları yaptık. Bir hekim olarak, insana yakın bir hekim olarak bu olayları da kınadığımı belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Biz de aynı fikirdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sorularınızla da bizleri yalnız bırakmadınız. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız umuyoruz. Hayatta her şey dilediğiniz gibi olsun. Olmazsa da boş verin canım. Yeter ki sağlık olsun. TRT Haber ve TRT Spor paketi ile ilk sizin haberiniz olsun. Şimdi AVEA aboneleri çekilişle 20 adet 3G uyumlu Nokia 5230 cep telefonu kazanacak. TRT Haber veya TRT Spor yazıp 29.99'a gönderen AVEA aboneleri bu muhteşem telefonu kazanma şansı yakalayacak.
bölgede olabilecek en riskli depremde on binlerce bina ya tamamen yıkılacak ya da ağır hasar görecek. Ama düşündüğünüzün aksine nüfusun büyük çoğunluğu hayatta kalacak. Deprem geçecek, hayat devam edecek. Sallanmayın. Ayda ortalama 11 liraya zorunlu... bağlantılarla canlı canlı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada da safra kesesi taşlarından bahsedeceğiz tabii ki. Evet, çoğu zaman ilerledikten sonra şiddetli ağrılarla baş gösteriyor demiştik. Safra kesesi taşlarından nasıl korunacağız? Eğer oluşursa nasıl tedavisi gerçekleşiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve merak ettiğimiz soruları kime soracağız? Ne çok değerli uzman bir konuğumuz var stüdyomuzda. Hemen kendisini sizlerle tanıştırmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Ertem bizlerle. Sayın Ertem, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün pek çok soruyu yanıtlayacağız birlikte. Ama onun öncesinde yaygın bir sorun olduğunu söyledik. Eminim ekran başında şu anda bize soru sormak isteyen, rahatsızlıklarıyla ilgili sizden bilgi almak isteyen sevgili izleyicilerimiz olabilir. O yüzden sohbeti koyulaştırmadan hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım ki izleyicilerimiz bizlere rahatlıkla ulaşabilsinler. 0212 alan koduyla 259 70 90 ve 91 sağlıklı günlerin telefon numaraları sevgili izleyicilerimiz. Bir de elektronik posta adresimiz var. Dilerseniz sorularınızı bize bilgisayar ortamında da ulaştırabilirsiniz. Canlı yayında olduğumuzu bir kere daha hatırlatalım. Eğer bunların hiçbirini yapamam, benim cep telefonum var diyorsanız bize soru göndermenin bir yolu daha var sevgili izleyicilerimiz. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne sağlık yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, sorunuzu yazıyorsunuz ve 56 çift sıfıra SMS olarak gönderiyorsunuz. Sorular benim bilgisayarıma düşecek. Ben de vakit el verdiğince sorularınızı Sayın Ertem'le paylaşmaya çalışacağım. Evet, dilerseniz öncelikle safra kesesinin nerede bulunduğuna ve nasıl bir işlevle görev yaptığına değinelim isterseniz. Tabii. Şimdi karaciğerin hemen altında yer alan bir organ. Karaciğerinde büyük bir kısmı sağ tarafımızda yer alıyor. Sağ karnımızın sağ üst tarafında yer alıyor. Dolayısıyla safra kesesi de hemen bunun altında. Bir armut şeklinde düşünebiliriz. Bir sapı var. Bu saplı da bir ağacın gövdesine tutunuyor şeklinde tarif edebiliriz çok basit olarak. Bir ana safra yollarına ilişkisi söz konusu bu sap vasıtasıyla. Ama karaciğer sağ alt, karaciğerin sağ altında yer alan bir organ. Evet. Ne tür işlevleri var safra kesesinin? Sindirime tabii ki yardımcı oluyor. Bir takım safralar karaciğer tarafından yapılıyor. Bu safralar sürekli yapım halinde. 12 parmak bağırsağına dökülüyor yapılan safra. Yağ emiliminde önemli rol oynuyor. Gıdalar, yağlı gıdaların özellikle emilmesini sağlıyor bağırsaklardan bu safra. Safra kesesi de burada rezervuar ya da bir depo görevi görüyor. Sürekli yapılan safra, safra kesesi içerisinde birikiyor. Yoğun bir yemekten sonra bu safra kesesi kasılarak gerekli ihtiyaç yediğiniz gıdanın miktarına bağlı olarak tabii safrayı 12 parmak bağırsağına boşaltıyor. Yani bir rezervuar, bir depo görevi görüyor safra kesesi. Peki safra kesesi taşları nasıl, ne şekilde oluşuyor Sayın Ertem? Şimdi tabii bunda birçok faktörler söz konusu. Safra, dediğim gibi enzimler, karaciğer tarafından yapılan enzimlerin konsantrasyonları var. Bu şöyle düşünülebilir. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela bir şekerli su hazırlıyorsunuz. İçerisine suyun çok fazla şeker koyarsanız bu şeker artık su tarafından eritilemeyecek ve bardağın dibine çökecektir. Bu şekilde de karaciğer tarafından salgılanan bu enzimlerin fazlası salgılandığı takdirde bu çöküntüler meydana gelecektir ve bu çöküntüler bir süre sonra taşa dönüşecektir. Peki bir de safra kesesi kumu var zannediyorum ki bu nasıl bir şey? Bu da söylediğim gibi gene bu çökelti ilk önce tabii kum şeklinde başlıyor. Daha sonra bu çöken kristaller birbirlerinin üzerine yapışarak taşlaşmaya başlıyor. Yani başlangıçta bir kum söz konusu. Kum veya çamur şeklinde olabiliyor. Eğer organizma bu çamuru ya da safra kesesi bu çamuru veya kumu atamazsa bu yığıntı, çamur yığını üst üste binerek bir süre sonra taşlaşmaya başlıyor. Peki bu taşların boyları, renkleri değişiklik gösteriyor mu? Tabii salgılanan bu enzimlerin pigmentleri, boya faktörleri etken oluyor. Tabii içerisinde bulunan elementler, mineraller de söz konusu. Bu mineraller ve pigmentlere göre taşların renkleri değişebiliyor, cinsleri değişebiliyor.
Mesela bir kolesterol taşı işte sarı, parlak sarı renktedir. Bir pigment taşı kahverengiden siyah kadar değişebilen bir yapıdadır. Yine bu taşların sertlikleri ve işte elde dağılması, kum şekline gelmesi de söz konusu. Bazıları da çok sert. İçerisinde pigment ve kalsiyum kristalleri de içerenler bazen oldukça sert, taş sertliğinde gerçek taşlar olabiliyorlar. Büyüklükleri de farklı oluyor. Çok büyük olabiliyor mu safra kesesi taşları? Tabii bir safra kesesinin tamamını kaplayan bir taş. O yaklaşık 50 mililitre. Şöyle diyebilirim, bir su bardağının 1/3 hacimdeki bir safra kesesinin tamamı taş olan olgular da var. Ama içerisinde yüzlerce taş olan safra keseleri de var. Yani büyüklükler çok çeşitli boyutlarda olabiliyor. Ama taşın renkleri ve genel yapısı neden kaynaklandığına dair size bir ipucu verebiliyor değil mi? Tabii bunlar bize ipucu veriyorlar. Fakat sonuç çok değişmiyor. Belki biraz sonra sorunuz içerisinde tedaviler yer alacak. Sonuç çok değişmiyor. Ama hastanın gıda alımıyla ilgili bir takım şeyleri düzeltme şansı bulabiliyoruz. Bunların yapısıyla ilgili olarak. Taşlar birdenbire oluşabilir mi? Yoksa uzun bir süreç mi geçmesi gerekir? Kişiden kişiye göre de değişir herhalde değil yani mi? Yani şöyle söyleyeyim size. Bir taşın, bir santimetrelik bir taşın birden oluşmasını bekleyemezsiniz. Bu bir süreç. Çünkü kristaller üst üste yığılarak bu taşı meydana getiriyorlar. Bu da yani bir santimetrelik bir taşın 2 yıl, 1 yıl gibi bir süreçte gelişmesi lazım. Birdenbire bir taş beklenemez ama çok küçük boyutlardaki milimetrik taşlar belki kısa sürede gelişebilir. Mesela aşırı kilolu birisinin çok süratle kilo vermesi durumunda böyle milimetrik taşlar ani gelişebilir. Tam da onu soracaktım. Yani safra kesesi taşlarına en sık kimlerde rastlıyorsunuz? Hani belirleyici rol oynadığını düşündüğünüz faktörler var mı? Tabii var. Mesela kimlerde görülüyor ya da ne kadar toplumda görülüyor? Oldukça zor bir soru bu, cevap vermek insidensine. Ama şu var, hastaneye müracaat etmiş gözlemler ve kişileri göz önüne aldığınız takdirde mesela kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Şişmanlarda yine daha fazla görülüyor. Veya çok doğurmuş olan kadınlarda, doğum yapmış olan kadınlarda daha fazla görülüyor. Mesela sarışınlarda daha fazla görülüyor gibi faktörler var. Ama kadınlar daha çok ön planda. Evet, peki hocam taş olur olmaz sıkıntı vermeye hemen başlıyor mu? Yoksa yol açtığı sıkıntılar belli bir süreden sonra mı ortaya çıkıyor? Şimdi tabii bunun arasında bir ilişki yok. Yani taş milimetrik boyutta da olabilir ki küçük taşlar daha tehlikelidir. Onu da söyleyeceğim size. Büyük taşlar ise yani taşın büyüklüğüyle bir hastalığın ilişkisi söz konusu değil. Yani bir taş tanısı koyduktan sonra burada olabilecek şikayetlerin başlangıcı ne zaman olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. Ben özellikle bazı hastalarımız bu tesadüfen taş safra kesesine taş tanısı konuyor bir tetkik esnasında. Sizin safra kesenizde taş var deniyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Yani buradan bu anda şunu öğrendiniz. Bu kapıdan çıktıktan sonra olabilecek şeyler bunlardır. Bu hadiseler başlayabilir diyorum. Bazen de dediğim gibi yani bunun kimlerde olduğunu bilmediğimiz için İnsidansını tam bilmiyoruz. Bazı insanlar da bir taşla beraber ömürlerini tamamlayabiliyorlar. Bunu bilemiyoruz. 56.0'a mesaj gönderen bir seyircimizin sorusunu paylaşmak istiyorum. Ben 4 yıl önce ameliyatla kesemi aldırdım. 22 yaşındayım, 76 kiloyum. Ameliyattan sonra tam 20 kilo aldım. Nasıl beslenmem gerekiyor? Şimdiden teşekkürler. Gerçekten safra kesesi alındıktan sonra kilo problemleriyle karşılaşıyor mu insanlar? Hayır, bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Safra kesesi tabi hastanın gıda beslenmesi bu dönemde artmış olur. Başka nedenler söz konusu olabilir. Birçok insanda safra kesesi ameliyatı oldukça sık yapılan bir iş. Dolayısıyla çevremizde birçok insan var. Yani bu insanların hepsinin kilo almış olması mümkün değil. Bu hastamız için söyleyebileceğim belki bir diyet uzmanı ile beraber bu problemini çözme yolu olacaktır. Evet. Birazdan yeni tedavi seçeneklerine geleceğiz. Onun öncesinde safra kesesi taşları nasıl belirtiler veriyor? Bunları da deneyeceğiz ama seyircilerimizin de size soruları varmış. Bakalım neler sormuşlar, hemen yanıtlayalım. Uzman doktora sormak istiyorum. Safra kesesi hastalığı için
hangi uzman doktora başvurmak lazım? Sıcak su safra kesesi ağrısı için iyi midir? Uzman doktora sormak istiyoruz. Safra kesemizde taş olduğunu nasıl anlarız? Sayın Ertem, işte seyircilerimizin soruları az önce ekrana geldi. Dilerseniz baştan başlayalım. Safra kesesi hastalığı için hangi uzmana başvurmamız gerekiyor? Tabii önemli bir soru bu. Ülkemizde birçok insan nereye başvuracağını bilemiyor daha doğrusu. Tabii ki safra kesesi bir gastroenteroloji uzmanları ve genel cerrahlar tarafından görülmesi gereken hastalıklar grubunda. Onun için seçecekleri doktorlar bu yönde olması lazım. Her ikisi de buna cevap verecektir. Ama tabii ki operasyon gerektiği zaman bu işi cerrah halledecektir. Hı hı. Yine çok fazla merak edilen bir şey, ağrıları dindirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz zaman zaman ama sıcak su safra kesesi ağrıları için iyi midir? Çok yanlış. Kesinlikle böyle bir şey yapılmaması lazım. Bir defa bir hastalığın ne olursa olsun termoforlar var. Sıcak su koyuyorlar ve karın ağrılarında bunu koyuyorlar. Halbuki bu çok yanlış bir şey. Eğer bir doktor hastalığın tanısını koymamışsa böyle afaki bilgilerle böyle uygulamalar çok büyük sorunlar meydana getirebilir. Mesela safra kesesi hastalığı için konuşacak olursak bir enfeksiyon söz konusu ise bu da hadisenin ve komplikasyonların gelişmesini hızlandırır.